Skorer TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Hepinizin yakından tanıdığı, çok yetenekli, çok kıymetli bir eski futbolcu mu desem acaba? Engin Baytar bizlerle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi bilmiyorum eski futbolcu mu desem, hala devam ediyor mu desem. İnternetten yazıyorsun, hala devam ediyor gözüküyor çünkü. Ya daha henüz açıklama yapmadık. Bıraktığıma dair bir açıklama yapmadığım için öyle yazıyordur ama yani artık kaç, 1,5-2 senedir artık oynamıyorum. Bıraktım yani. Olsun, inşallah yine futbolun içinde daha başka yerlerde görürüz seni. Zaten konuşacağız birazdan. Nasılsın, iyi misin? Öncelikle onu bir sorayım. İyiyiz çok şükür. Yani herkes gibi biz de sürekli evde vakit geçiriyoruz, izole ediyoruz kendimizi. Yani bir an önce umuyorum ki bu veba tamamen bütün dünyadan kalksın, herkes normal yaşantısına tekrardan dönsün. Evet, kesinlikle. Yani gönül isterdi ki şöyle birebir yapalım röportajı ama maalesef online evet. Yapmak zorunda kalıyoruz. Kısmet yani, sonuçta bu vebayı atlattıktan sonra olabilir. Başka evet, bir zaman inşallah. Olabilir, neden olmasın? İnşallah, çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle birazcık genel bir başlayalım. Süper Lig şu anda çok enteresan devam ediyor açıkçası. Çünkü ilk kez hep bu kadar fazla takımla oynanıyor. Küme düşme kalkmıştı pandemi sebebiyle. Şu anda mutlaka takip ediyorsundur. Süper Lig'de nasıl sence durumlar? Şöyle genel bir değerlendirmeni rica edeyim. Ya nasıl? Yani şu an takımlar hani dip dibi olduğu için heyecanın biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani hani fazla kopukluklar yok. Puanlar dip dibe. Yani her hafta liderin değişebileceğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta hani büyük takımlarda çok fazla da diğer takımlara nazaran puan aralığını açmış da değil. Güzel olan tarafı bu. Hani sonuçta 1-2 takım arasında geçeceğine 5-6-7 takım olması çok daha güzel. Çünkü her hafta ayrı değişik bir heyecan yaşanıyor. Ya, oynanan hani futbol evet pek hani göze hoş gelmiyor. O da sanırım biraz taraftar etkisi var olmadığı için. Çünkü hani futbolcu için taraftarın olması çok önemli ama hani dediğim gibi futbol oyunundan daha çok gruptaki tabela yani scoreboard'daki puan durumundaki dip dip olmaları güzel olan tarafı bu, öyle söyleyeyim. Biraz daha çekişmeli gidiyor. Peki yani. Şunu sormak istiyorum. Şimdi senin o en ateşli dönemindeki futbolla şu anki futbol arasında sence ne fark var? Sanki o zaman daha böyle istek, arzu, hırs öne çıkıyordu. Ama şimdi sanki biraz daha böyle maddiyat konuşuyor gibi futbolda. Senin yorumun nedir? Zaten cevapladın ya. Yani benim söyleyeceğim şeyler de bunlardı. Yani o zamanki hırslı çok futbolcu kalmadı. Daha doğrusu hiç kalmadı. Ben öyle görüyorum. Takip ettiğim kadarıyla çok böyle hırslı, ateşli oynayan futbolcu grubu yok artık. Dediğin gibi daha çok maddiyatın ön planda olduğu, daha çok maddiyatın konuşulduğu 2-3 senenin içindeyiz. Belki de 5 sene. Bu da üzücü. Neden üzücü? Hem sanırım oynayanlar açısından hem izleyenler açısından pek fazla seyir zevki olmayan 3-4-5 senedir bir Süper Lig izliyoruz. Avrupa'ya gittiğimiz zaman hani gerçekten çok üzücü. Hiçbir başarımız yok. Başakşehir sonuna kadar biraz devam ettirmeye çalıştı ama hani görünen köyde kılavuz istemez açıkçası. Yani maddiyatın çok önde tutulduğu bir lig oynuyorsanız, bir dönemin içindeyseniz, o zaman futbol olarak başarı beklemek çok mantıksız, çok da saçma olur. Bunun en güzel örneklerini de Avrupa'ya her giden takımımızda gördük. Ne kadar gerilediğimizi. Bundan sonra umut ediyorum ki, umarım maddiyat değil de daha çok saha içerisinde oynanan oyuna yoğunlaşırsalar, oralarda katkı sağlarsalar, bu hepimiz için iyi olacaktır. Hem oynayan hem oynamayan için de çok daha iyi olacaktır. Kesinlikle, zaten şu an birazcık ona doğru gidiyor herhalde. Maddi imkansızlıklardan dolayı kulüplerin hepsi belirli bir düzeyde transfer yapabiliyorlar ama transfer demişken şöyle bir tek tek değerlendirmek gerekirse şimdi merak ediyorum,
Fenerbahçe 18 transfer yaptı. Şimdi üzerine de ekliyorlar. Muhtemelen birkaç transfer daha gelecek ama bunlardan tabii şu anda en çok konuşulan Mesut Özil transferi. Sen bu transfer hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü son günlerde inanılmaz bu konu konuşuluyor. Ya şöyle bir şey var. Mesut Özil'i hani tartışmak çok saçma olur. Mesut Özil çok büyük bir futbolcu. Bunu çoğu defada kanıtlamış bir futbolcu. Yani Arsenal, Real Madrid, Dünya Kupası'nı kaldırmış bir futbolcu. Hani onu futbolculuk yönünde konuşmak bence mantıksız. Zaten görüyoruz ne kadar iyi olduğunu ama hani Mesut Özil bu kadar uzun süredir oynamadığı halde transfer olursa, ki umarım transfer olur, bu ülkemiz için de çok iyi olur. Hem seyir zevki açısından da güzel olur ama uzun zamandır oynamayan bu futbolcunun gelip Türkiye gibi bir ligde oynaması onun için ne kadar etkili olacak, eski performansını bilmiyorum. Ben şu an kendi düşüncem eski performansında olmayacağını düşünüyorum. Çünkü çok fazla maç eksiği var. Tabii evet. O yapıdaki bir futbolcunun bu maç eksikliğini çok çabuk kapatabilir. Ama tabii ilk defa Türkiye'de oynayacağı için hani Türk vatandaşı, vatandaşı değil, Türk kökenli ama sonuçta Türkiye'de oynamak öyle kolay değil. Ve buraya ayak uydurmak da kolay değil. O yüzden hani gelmesine çok sevinirim, isterim. Ama kendi açısından nasıl olur, başarılı olur mu olmaz mı? Onu da zaman göstermiş olacak tabii. Evet, Türkiye'de biraz eleştiriler acımasızca yapılıyor biliyorsun. evet. Yani Mesut Özil'i gömecek kadar ağır eleştiriler de yapılabilir. Evet. Çok eleştiri olacaktır. Elbette şöyle olacaktır. Başarılı olursa eleştiri olmayacaktır. Eğer iyi bir performans sergilerse. Tabii ki. Yani ama kötü olursa bu sefer tabii ona da hazırlıklı olması lazım. Ki bunun da bilincindedir büyük bir ihtimal. Ama dediğim gibi Türkiye diğer ülkelere göre çok daha zor. Evet. Biraz yani. Öyle maalesef. Peki. Evet. Beşiktaş'a sormak istiyorum. Sezon başı bu futbolcularla Sergen'in şu anda bu durumda olacağını düşünür müydü? Ya bu şöyle söyleyeyim, bu bir süreçti. Sonuçta Sergen Hoca'nın diğer gittiği kulüplerde de sonuçta başarılı olduğu dönemler de vardı. Başarısız olduğu dönemler de vardı ama hani Beşiktaş takımı yeni kurulan bir kadrosu yok. Beşiktaş takımının önceden kurulu bir iskeleti vardı zaten. Yeni gelen oyuncular vardı. Onların da tabii ki zamana, sürece ihtiyacı vardı adaptasyon için. Bunu da sağladılar ve şimdilik de meyvesini almaya başladılar. Yani Beşiktaş tabii ki her takım sezon maçı yeni başladığı için belirli maçlarda kötü performans, kötü sonuçlar alabiliyor ama önemli olan ileri dönük o takımların ne vereceği. Şimdi Beşiktaş'a bakıyorsunuz. Gayet başarılı, gayet göze hoş gelen futbol da oynuyor. Ya bu sadece Beşiktaş için de değil. Diğer takımlar için de bu geçerli. Mesela ben Alanyaspor'u çok beğeniyordum. Çok da iyi başlamıştı ama sonradan düşüşleri başladı. Yani bunlar oluyor. Ne yazık ki yani bütün sezon boyunca aynı performansta oynamanız gerçekten yani anormal olur. Çünkü ister istemez tökezleyeceksiniz. Kötü oynadığınız maçta olacak. Önemli olan bu kötü oynadığınız maçlarda puan ve puanlar alabilmek. Şampiyonluk yolunda en büyük faktör budur. Beşiktaş da kötü başladı ama şimdi gayet iyi gidiyor. Ve sanıyorum ki Beşiktaş bundan sonra da iyi gidecek ama Beşiktaş'ın kötü oynayacağı maçlar da olacak. Önemli olan o kötü maçlardan Beşiktaş'ın galip gelmesi. Galip gelirse bana göre Beşiktaş sezonun en büyük favorisi şampiyonluk adayı olarak. Yani Fenerbahçe'ye nazaran hepsi çok daha az transfer yaptı ama Fenerbahçe şimdi 1-2 maçtır iyi oynuyor. Ama Fenerbahçe bunu bütün sezona yayabilecek mi? Fenerbahçe'nin işte o soru işareti de var. Yani Beşiktaş gibi bunu kontrol altına alabilecek mi? Şimdi Beşiktaş'ı sordun ama birkaç tane takım örnek vermek için söyledim sadece. Evet, evet. Doğru. Tabii Fenerbahçe'nin şundan dolayı biraz daha avantajlı olduğu konuşuluyor. Bu hani 3 günde bir maç yapılıyor. Geniş kadrosu var. Evet. Oyuncular fazla olduğu için. Hani bir o avantajı konuşuluyor ama
Yine de bilmiyorum, Beşiktaş bir adım önde mi diyorsun? Ya, ya bence Beşiktaş bir adım önde, çünkü Fenerbahçe yani nasıl söyleyeyim, bir güven vermiyor. Yani kendi taraftarına, futbol yani futbolu izleyen kişilere bir güven vermiyor. Çünkü Fenerbahçe bugün iyi oynayıp 2-3 gün sonra çok kötü oynayabiliyor. Yani bir istikrarı yok. İstikrar yok. Şimdi hani bu son 2 haftadır Fenerbahçe bir istikrar gösterdi, bir iyi oynama, işte takım olduğunu hissettirmeye başladı ama şimdi acaba diyorum, bu sadece bu 2 maçta mıydı? Yoksa şimdi 3. maç tekrar iyi oynayacak mı? Tekrar o performansı sergileyebilecek mi? Yoksa yine tökezleyecek mi? Fenerbahçe'nin önce bu güveni vermesi lazım. Yoksa kadro açısından baktığınız zaman tabii ki şu an bütün takımlara nazaran en geniş kadro Fenerbahçe'de. Her 3 evet. Günde bir oynadığı maçta çok daha alternatifi olan takımı değiştirme açısından. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon'un bu alternatifi yok. Aksine eksikleri de var. Yani onlar çok daha zor bir mücadelenin içinde. Fenerbahçe ise tamamen bu özgüveni hem kendi açısından kazanması lazım hem de vermesi lazım. Ama ben yine de bilmiyorum. Ben Beşiktaş'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum yine de. Peki. Şimdi gündemi takip ettin mi bilmiyorum. Mutlaka etmişsindir ama Galatasaray'da bu hafta bir kaotik bir durum yaşandı. Evet. Fatih Hoca bazı konuşmalar yaptı. Bugün Sayın Başkan Mustafa Cengiz bazı açıklamalarda bulundu. Fatih Hoca'ya hak verdiğini söyledi. Evet. Öyle bir durum oldu. Şimdi derbi öncesinde böyle bir durumun yaşanması, bir de yani bilemiyorum, sanki arada bir kopukluk var gibi geliyor bana. Aslında yani sen nasıl değerlendirirsin? Ben sözü sana bırakayım. Ya, yani bu ilk defa olan bir şey değil. Bundan önceki süreçlerde de dikkat edin. Çok böyle kaotik olaylar yaşadı Galatasaray ama Galatasaray öyle bir camia ki böyle durumlardan gerçekten çok daha güçlü çıkabilecek bir yapıya sahip. Tabii şimdi pazar günü derbi, son 3 gün var. Bu 3 gün içinde bu kaotik durumu nasıl kapatırlar onu bilmiyorum ama bir soru işareti olacak pazar günü maçta. Hani bu Galatasaray'a saha içinde negatif mi pozitif mi yansıyacak onu pazar günü göreceğiz. Ama şimdi Fatih Hoca'nın olduğu yerde ben pazar günü bunun olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü hani Fatih Hoca yıllarını vermiş. Hani tartışmamız da dediğim gibi şu an saçma olacak ama hani bu işlerin içinden nasıl çıkabileceğini en iyi bilen insanlardan bir tanesi. O yüzden hani ben bunu şu an çok fazla abartı görmüyorum, bu kaos durumu. Galatasaray yapı olarak vardı bu. Bu hep vardı. Ve bunun içinden de güçlü bir şekilde çıkacağına ben inanıyorum yani. Tabii sen de Galatasaray'da oynamış biri olarak alışıksın diyebilir miyim bu duruma? Ya şöyle bir şey var. Benim oynadığım dönemlerde pek olmadı böyle kaos durumları. ama ya ufak tefek oldu. Olmadı, hiç olmadı demeyeyim ama ufak tefek oldu. Ama onlar da ufak tefekti yani. Üstesinden gelinmeyecek şeyler değildi yani. Neyse, iyi döneme denk gelmişsin o zaman. Evet, ben iyi döneme denk geldim. Yani. Peki. Şimdi ben sana dönmek istiyorum biraz. Ligini değerlendirdik zaten. Neler yapmayı planlıyorsun şimdi bundan sonra? Yani açıkçası bundan sonra antrenörlük kursuna gitmeyi düşünüyorum. Ama tabii pandemiden dolayı orada da bir durgunluk var. Evet. Yani tekrardan açıkçası futbolun içinde olmayı istiyorum. Yani bu tabii antrenörlük olur, sportif direktörlük olur, kulüp menajerliği olur. Ne görev verilirse onu futbolun içinde olmak isterim, futbol kulüplerinin içinde. Tabii kısmet olup olmayacağını bilemem. Ama önceliğim antrenörlük kursuna gidip lisansımı almak. Türkiye'de devam etmek istiyorsun. Türkiye'de devam etmek istiyorum. Sonuçta yıllardır Türkiye'de oynadım. Yani buradaki yapıyı biliyorum. Daha iyi ayak uydurabileceğimi düşünüyorum ama tabii şartlar ne olur ne olmaz bilemem. Bu bir baktınız yurt dışı da olabilir.
Evet. Sonuçta bizim için hayırlısı neyse onu artık kendim için seçeceğim, karar vereceğim. Hayırlısı evet. olsun bakalım. Valla inşallah Türkiye'de kalırsın. Senin gibi i̇nşallah. Böyle yetenekli futbolcular yetiştirirsin. Çünkü bugün böyle biraz da bir iyice araştırdım böyle neler yazmışlar senin hakkında vesaire falan diye. Hı hı. Yani gerçekten senin yeteneğinin senden sonra çok fazla gelmediğini düşünüyorlar. Sen katılır mısın? Geldi mi senden sonra? Ya da tarzına yakın bulduğun bir futbolcu var mı şu anda ligde? Ya bir kere tarzıma yakın olan bir futbolcu hani görmem zor çünkü hırslı ve hırçın futbolcu yok. Yani hırçın ve hırslı futbolcu yok. Tabii yani bunu esprisine söylerim ama hani bana yakın ya ben hani bilmiyorum ben kendimi o kadar da çok yetenekli olarak hiçbir zaman görmedim. Hani insanlar evet teşekkür ediyorum böyle hani çok yeteneklisin diyorlar ama hani ben o kadar yetenekli olduğumu hiçbir zaman hani düşünmedim, görmedim. Ben sadece saha içerisinde oynadığım kulüp için elimden geleni yapmaya çalıştım. Oynadığım forma altında onu en iyi şekilde taşıyıp en iyi şekilde hizmet vermeyi düşündüm her zaman kafamda. Saha içinde belirli zamanlarda yaptığım bazı hareketler var. Mesela ben bunun bilincinde farkında değilim. Maçtan sonra işte bunu nasıl yaptın diyorlar ve ben hani bunun onu normal karşılıyordum. Ve bunun çok böyle büyük bir şey olduğunu yani hissetmiyordum veyahut da düşünmüyordum. Ama dediğim gibi yani hani benden sonra derken yani benden önce çok daha büyük futbolcular var. Şimdi bin tane isim sayarım. Mesela en başta benim gözümde Türkiye'ye gelmiş geçmiş yerli. Tabii bir sürü var ama benim için Sergen Yalçın'dır yani. Çünkü Sergen Yalçın inanılmaz bir futbolcuydu. Hani bana da kısmet oldu bir iki kere karşılıklı oynamak. Gerçekten hayran duyduğum da bir futbolcu. Hani benden ziyade bu insanların konuşulması lazım. Mesela Fatih Tekkeler olsun işte ne bileyim şu an bir sürü var. Yani evet, sayabileceğim bir sürü isim var. Hani tabii bunların içinde beni de böyle görmeleri bu gurur verici bir şey. Yani gerçekten gurur duyuyorum ama dediğim gibi ben öyle kendimi çok yetenekli görmüyorum. Çok mücadele ediyordum. İleri geri arkada işte hem defansif hem ofansif özelliğim vardı. İki taraflı oynayan, iki taraflı derken ofansif ve defansif anlamında oynayan yani çok bir futbolcumuz yok Türkiye'de. Evet. Bu doğru. Evet. Yani o yok ama bana bilmiyorum benim tarzımda ben görmüyorum ama benden çok daha iyileri var şu an öyle söyleyeyim. Evet ama okuduğum kadarıyla işte senin dediğin gibi şu an çift yönlü oyuncumuz çok fazla olmadığı için demek ki herkesin evet. aklı o şekilde kalmış. Peki şimdi tabii bunu çok merak ediyorum. Şimdi sen de hazır buradasın. Sana bunu sormadan geçemeyeceğim yani biliyorsun çünkü herkes ya şu hakem olayını sana. Ya bunu her zaman soruyorlar yani. Hani evet bu zaten. Nerede kimle ne zaman konuşsam bu soruyu soruyorlar. Yani ben buna belki milyonlarca kez de cevap verdim. Hani görüntü olarak hiç hoş bir görüntü değil. Her zaman üstüne basa basa söylüyorum. Yani gurur duyacağım bir şey değil. Kötü bir örnek. Yani gelecek nesillerin bunu görmesi gerçekten beni üzüyor. Hani elimde olsa sildirebilsem sildirmek isterim. Çünkü güzel bir şey değil, hoş bir şey değil. Davamda orada mesela kırmızı kart yememde haksız bir kırmızı kart dedim. Bunu da söylüyorum. Hani ama tabii şu da bir gerçek. Kimseye ifade edemiyorsunuz, anlatamıyorsunuz kendinizi. Çünkü ortada bir olay var, bir görüntü var. Ve siz her ne kadar haklı da olsanız, konunuzda kırmızı kartta, haksız yerde kırmızı kart deseniz. Yani kimseye bir şey anlatamıyorsunuz. Evet. Biliyorsunuz ülkemizde önemli olan oyunun güzelliği değil, skordur. Evet. Bu tarz şeylerde de haklı, o yani bu konularda da haklısın veya haksız değilsin. O kimseyi ilgilendirmiyor, görüntü ilgilendiriyor. Yani bu açıdan da hem üzücü hem de nasıl söyleyeyim kendimi açıklayamadım. Kendimi ifade edemedim. Bana o imkan da tanınmadı daha doğrusu. Ama geldi geçti bitti artık. Tek tabii üzüntü yani. Bu görüntünün halen daha var olması. Beni üzen tek tarafı o. Ama tabii sen de orada bir adrenalin salgılıyorsun sonuçta. Yani bunları da göz ardı etmemek lazım. O yüzden açıkçası yani ya, normal. Ya şöyle şimdi kızabilirsiniz elbette ki hani böyle bir durumda kızabilirsiniz. Bu herkes için normal ama benim oradaki vermiş olduğum tepki yanlış.
Yani tabii ki sinirleniyorsunuz, kırmızı kart yemişsiniz, oyundan atılmışsınız, takımınızı eksik bırakmışsınız ama hani verilen tepki kötü. Benim tek hatam, verdiğim tepki çok ağırdı. Benim tek yanlışım oydu. Peki şimdi hakemleri tabii konuşalım. Şu an hakemleri nasıl buluyorsun peki? Şimdi artık izliyorsun çünkü maçları. Yani Ara dediler ki işte yabancı hakemler gelsin, Türkiye'ye Süper Lig'i daha iyi yönetir vesaire falan dediler. Sence nasıl ya şu anda? iş hakemler değil ki. Hakemler sonuçta baktığınız zaman emir kulu. Değil mi? Herkes hakemleri eleştiriyor. Böyle düdük çaldı, şöyle düdük çaldı. Yani hakemler ne yapsın? Öyle düşünmek lazım. Sonuçta hakemler var, evet. Ama hakemleri yönetenler de var. Şimdi nasıl söyleyeyim? Ya anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Yani hakemlere bu kadar yüklenmek bence o da doğru değil. Sonuçta hakemler evet göz önünde bulunan, orada düdük elinde olan kişi o. Ama düdüğü ağzına getirip kararı veren hakem mi? Bence bunları düşünmek lazım. Çünkü bu kadar hani göz göre göre bir dünya hata yapılıyor. VAR sistemi var ve VAR sisteminden orada görüp de yine haksız kararlar veriliyorsa o zaman bence burada insanlar düşünmesi lazım. Düdüğü çalan gerçekten hakem mi değil mi diye. Yani benim bu konuda hakemleri eleştirmek istemiyorum. Çünkü her şeyde hakemler suçlu, hakemler suçlu. Hep hakem, hakem, hakem ama yani bu hakemler de emir kulu yani. O düdüğün elinde tutan hakem ama düdüğü ona çaldıran ağzı mı yoksa başka birileri mi onu bilemeyeceğim. Peki. Şimdi böyle bir anı rica edeceğim senden. Hiç unutamadığım. Böyle Sergen'le Anı. birlikte falan oynamışsın mesela. Acaba orada Sergen sana bir şeyler yapmış olabilir mi? Hep Yok orada bana kiminle konuşsam Sergen'le bir şey çıkıyor. yok yok benim öyle bir Sergen Sergen. Hoca ile yaşamışlığım yok. Sadece karşılıklı oynadık. Aha. Yoksa hem ne negatif ne de farklı bir pozisyon olmadı. Dediğim gibi ben kendisine hayran duyan bir insanım. Hayranlık besliyorum. Halen daha öyle. Ben hatta şuna da inanıyorum. Sergen Yalçın önümüzdeki uzun yıllarda yeni bir Şenol Güneş ya da bir yeni bir Fatih Terim olabileceğine inanıyorum. Bir kere hani duruşuyla, konuşmasıyla, hani futbolcu psikolojisinden anlayıp takımına verdikleriyle birlikte ben çok iyi bir yolda olduğunu düşünüyorum. İnşallah da çok daha hani futbolda büyük işler yaptı. Hocalıkta da inşallah çok daha büyük işler yapar. Yani umut ediyorum. Sadece onun için değil tabii diğer antrenörlerin de hakkını yememek lazım. Erol Bulut Hoca gibi. O da Alanya'da başarılıydı şimdi Fenerbahçe'de. Ve iyi bir gidişi var şimdi. İnşallah böyle devam eder. Yani dediğim gibi yani iyi antrenör var. Okan Buruk mesela geçen sene Başakşehir'i şampiyon yaptı. Hani böyle hocaların bence çok daha fazla ön plana çıkıp çok daha Türk futboluna kazandırılması lazım diye Tabii düşünüyorum. ki. Aynen öyle. İnşallah Yani sırada ama şimdi sen de varsın o zaman. ya sırada bakalım kısmet dediğim gibi yani kısmetimizde varsa istiyorum evet öyle bir İnşallah. düşüncem isteğim var. Ama tabii her şey nasip kısmet yani. İstemekle Evet. olmuyor sadece biraz uğraşıp çalışmak lazım. Evet. O hırs da zaten sende var. Değil mi? Yani ya hırs var. Hırs saha içinde vardı oynarken ama şimdi saha dışında olup koşmayacaksın, mücadele etmeyeceksin. Aynı hırs orada da olacak mı onu bilemeyeceğim. Onu göreceğiz Ama artık. herkes diyor ki antrenör olmak futbolcu olmaktan daha zor. Kesinlikle. Daha zor. Futbolcuyken çünkü futbolcuyken bireysel düşünüyorsunuz. Tamamen kendinizden sorumlusunuz ama antrenör olarak bütün ekipten sorumlusunuz ve ekipteki herkes aynı düşüncede, aynı psikolojide, aynı kafa yapısında olmadığı için herkesi idare etmesi de çok daha zor yani. Evet. Herkesi de Peki. mutlu edemeyeceğinize göre Değil mi? yani. Çok zor bir iş herkesi mutlu Evet. etmek. Evet. Evet. Peki. Ve unutamadığım bir anı rica edeyim senden. Böyle aklına ilk gelen. Ya unutamadığım anım ya bir Urfa'da Trabzonspor'la işte Fenerbahçe'ye karşı 3-1 kazandığımız Türkiye Kupası vardı. Çok güzel bir duyguydu. Yani hani onu yaşamak nasip oldu çok şükür. Burada Kadıköy'de şampiyon olduğumuz
Galatasaray'la şampiyon olduğumuz dönem. O Hı-hı. dönemi unutamıyorum. Hı-hı. Yani bir sürü var aslında. Yani hani unutamadığım. Hı-hı. Mesela Galatasaray'la arenada Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olduğumuz bir maç var. Hı-hı. Orada 2-1 mağlup olduk ama tamamen 90 dakika biz oynadık ve 28 tane işte pozisyona, yani 28 pozisyondan bir gol attık. Dünyaları kaçırdık. 2-1 yendik ama muazzam iyi oynadık. O maçtan sonra taraftarımız sağ olsun bizi alkışladılar. Yani ezeli rakip Fenerbahçe'yi yenmemize rağmen bizi alkışladılar. Çünkü her şeyi yaptık artık. Her şeyimizi verdik. Hı-hı. Onu da unutamıyorum. Yani güzel anılarım oldu ya, çok şükür. Yani böyle evet. hatırladıkça yüzüm gülüyor. Çok güzel, harika bir duygu. İnşallah daha da böyle antrenör olarak inşallah kısa zamanda diyeyim. Hatta biraz gerçi lisans almak uzun sürüyormuş ama inşallah. Ya uzun sürüyor, o biraz kademeli. Yani hani B lisansını almak için pek fazla beklemiyorsunuz. Hani uzun sürmüyor, öyle söyleyeyim. Ama tabii sonrasında bu A, Pro onları yapmak için biraz zaman lazım. Evet. İnşallah kısa sürede yine biz seni futbolun içinde görürüz diyelim. İnşallah. Kısmet. Kısmet. Evet. Bakalım. Çok çok teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğun için. Ağzına ne sağlık. Demek. Tekrar inşallah pandemi bittikten sonra inşallah böyle yüz yüze güzel bir röportaj yaparız yine. Çok teşekkür i̇nşallah ederim. İnşallah. Kısmet. Yeter ki pandemi gitsin. Yani röportaja da gerek yok. İnsanlar tekrardan o güzel yaşantılarına, İnsanlar evet. dostlarıyla, sevdikleriyle tekrardan hani sarılabileceği, birlikte oturup vakit geçirebileceği. O günleri görmek istiyoruz. Hani fazla bir beklentimiz yok. Yani hani evet. şu an kimse, bir yandan da güzel aslında, biliyor musun? Hani güzel dediğim tabii ki güzel değil ama şu yönden olumlu belki. İnsanlar artık maddiyattan daha çok nelerin daha kıymetli olduğunu gördü. Evet. Hani artık çünkü öyle bir dönemden geçiyorduk ki pandemiden önce herkes maddiyat peşindeydi. Herkesin düşüncesi Hı-hı. sadece maddiyattı. Şimdi herkes hayatını istiyor, dışarı çıkmak istiyor, gezmek istiyor. Yani evet. maddiyattan aslında çok daha büyük neler vardı elimizde ve nelerin gittiğinin farkına vardık. Olumlu tarafı bu. Hı-hı. Ama dediğim gibi olumsuz tarafı da çok, inşallah bir an atırız. İnşallah diyorum. Aynen dediklerine de katılıyorum. Çok çok teşekkür Dondunuz ediyorum herhalde. Tekrar. Eyvah, donduk mu? Ha, geldi şu an. Dondu. Ha, şimdi geldi. Dondu tamam. Geldi. Tamam, sıkıntı yok. Tamam. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum sana. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Güle güle. Hoşça kal. Sevgili izleyenler, Bir Aytarlı programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.